Nasılsın bakalım, nasıl gidiyor? İyi sağ ol vallahi. İyi, her şey yolunda mı? Yolunda abi, sağ ol. Var mı bir sıkıntı? Efendim abi? Ramazan klibin yerinde duruyor şu an. Az koyabiliriz. Ramazan Bey 54 yaşında, dış merkezden hastanemize son dönem karaciğer yetmezliği nedeniyle karaciğer nakil birimine nakil olmak için gönderilmiş bir hastamız. Bütün nakil hastaları işlem öncesi detaylı kardiyoloji muayeneden ve kardiyolojik değerlendirmeden geçer. Bize geldi Ramazan Bey, değerlendirdiğimiz zaman gördük ki daha önce iki kez kalp krizi geçirmiş, buna bağlı ciddi kalp yetmezliği gelişmiş, kalpte büyüme olmuş ve bütün bunlara bağlı olarak da mitral kapağında ciddi kaçak olmuş. Önce kalbinin sol tarafı, sonra sağ tarafı büyüyerek karaciğere baskı yapıp karaciğer yetmezliğine sebep olmuş. Biz mevcut karaciğer yetmezliğinin aslında düzeltilebilir bir nedenle olduğunu öngördük. Zaten hastanın ciddi kalp yetmezliği, ciddi mitral yetmezliği olduğu için karaciğer yetmezlik ameliyatına girmesi, nakil ameliyatına girmesi mümkün olmayacaktı. Öncelikle kardiyolojik problemlerinin çözülmesi gerekiyordu. Ve biz mitral yetmezliğin eğer giderilirse, kalbi rahatlatılırsa belki karaciğerin de büyük ihtimal düzeleceğini hani öngördük. Bununla ilgili mitral kapağı için yani iki yöntem yapılabilirdi. Ya cerrahi yoldan açık kalp ameliyatıyla bu kapağın tedavi edilmesi, ameliyat edilmesi, tamir edilmesi gerekiyordu. Ki böyle hastalar için son derece yüksek riskli, hatta yani yapılamaz grubundan bir hastaydı. Diğer yöntem hastanın anjiyo benzeri sistemle sağ kasığından toplar damardan girerek kalbin sağından sol tarafına geçip mitral kapağını robotik yöntem gibi, mitral klip dediğimiz yöntemle tamir etmekti. Biz hastaya bu kararı aldık ve işlem hazırlıklarına başladık. Bir gün hazırlıktan sonra bir saatlik bir işlemle yaklaşık hastanın kapağını tamir ettik. Dördüncü derece olan mitral yetmezliğini eser 1 arası kaçak haline indirdik. Ve izleyen 10 gün içerisinde hastanın karaciğer fonksiyonları tamamen normale geldi ve hasta karaciğer transplant programından çıktı artık. Şu anda sadece ayaktan gelip gidiyor, poliklinik kontrollerini takip ediyoruz. Bugünkü kan değerleri de tamamen normaldi. Bu tür vakalarla karşılaştığımız zaman yurt dışı kongrelere bildiri olarak hani göndeririz hastaları ve orada CRT kongresinde online yayınlanmak üzere kabul edildi. Aynı zamanda bir dergiye de yayınlanmak için göndereceğiz. Bu ilk mi hocam? Yani literatür Türkiye'de ilktir karaciğerin aklından kurtulan, ama benzerleri var mıdır? Literatür taraması yapmak lazım. Ama aynı hikaye birebir benzer olmayabilir. Öksürükten dolayı hastaneye gittim. Sonra da gastroloji bölümüne gittik. Gastroloji bölümünün hocası buraya gönderdi, Antalya kalp karaciğer nakli olmam için. Karaciğer nakli için buraya gelince buradaki Yaşar Tuna Bey ile doktorla görüştük. Tekrar orada tahlillere baktı. Karaciğerde herhangi bir problem var ama karaciğerdeki problem kalp krizinden dolayı olduğu ortaya çıktı. İsmail Ateş'in ile görüşmemizle birlikte onlar mandallama sistemiyle bu şeyin çözüleceğini, kalp gastroloji bölümündeki o karaciğer naklinde olmayacağını, onun da iyileşeceğini söyledi. Mandallama sistemini Midraclips denen bir cihaz getirdiler Amerika'dan. Onunla yapılan şeyde mandallama sistemine bizim her şey bitti. Karaciğer nakli de bu arada sona ermiş oldu.